Galatasaray için ben çok zor bir galibiyet olmadı dedim ama bilmiyorum. Yani artık hiçbir maç kolay değil, bunu kabul ediyorum. Fakat ilk yarıda gol dakikası kritik bir dakikaydı. İlk yarı bitmeden soyunma odasına üstün gitmeyi başardı Falcao'nun golüyle. İkinci yarıda 1-0'lık skorun hep risk olduğunu biz devre arasında da vurguladık. Ama o tehdidi çok seyrek geliştirebildi. Tehdit olabilecek atakları Kayseri takımı. Zaten 80'li dakikalarda gelen goller, ikinci golden sonra Galatasaray çok rahatlamıştı. Skor sadece Onyekuru'nun ailesine yazıldı ikinci golü. Galatasaray zaten deyim yerindeyse fişi çekmişti orada. Siz 90 dakikayı Ahmet Hocam nasıl satır başlarıyla alt alta şöyle yazabiliriz? Katılıyorum. Bence de Galatasaray bugün çok zorlanmadı. Hatta rakibin en önemli pozisyonu da Luyendama'nın bir ikramıydı. Kaldı ki yine Pedro Henrique'nin 29. girdiği karşı karşıya Muslera ile kaldığı pozisyon. Yine en tehlikeli ikinci pozisyonlarında da Saracchi'nin bir ikramı vardı. Evet. Dolayısıyla baştan sona kadar oyunu kontrol eden bir Galatasaray, rakip Kayseri'ye fazla pozisyon vermezken kendisi daha erken bir dönemde 1-0'a ulaşabilir. Hatta farkı 2'ye de çıkarabilirdi. Tabii bence Galatasaray maçını iki açıdan değerlendirmekte fayda var. Bu akşam çok haklı bir galibiyet elde ettiler hafta içi gelişmeler sonrası. Bu merakla bekleniyordu. Galatasaray'ın iki forvetli oynaması bir değişiklik oldu. Bunu değerlendireceğiz. Bu bir boyutu. İkincisi de kalan dönem içinde şampiyon olacak takımların oyunu da bence çok önemli. Galatasaray'ın bugünkü oyunu nereye evrilir? Şampiyonluk yolunda bu oyun Galatasaray'ı ne kadar iddialı konumda tutar? Bunu da ayrı değerlendirmek lazım. Çünkü gelişebilecek bir oyun gördük. Galatasaray bu ikili forvetle oynamaya devam ederse bence çok daha iyi maçlarda ortaya koyabilecektir. Takımın yapısı buna çok uygun. Hele hele Fegoli'nin de bugün yine iyi bir şekilde dönmesi Galatasaray'a çok şey katacak. Peki hemen ilk sözleri girizgahları alıyoruz deyim yerindeyse. Veya hocam çift forvet önemliydi. Önemli bir değişiklikti. Bugün hem Muhammed'i hem Falcao'yu kullandı Fatih Terim. Bu ne getirdi? Ne getirdi Galatasaray'a? Ne daha farklıydı Galatasaray adına? Ya da ilk maçta bunu sahaya yansıtmayı başarabildi mi Galatasaray bu farkı? Bölüm bölüm yansıttı. Yani çok topa sahibi oldu ama gerekli kadar üretkenlik adına ceza sahası içine top getirmedi. Ama ne oldu? İki tane çok kaliteli, becerili golcüsüyle nitekim Falcao ile de golü buldu. Yani ilk mesela oyuna Galatasaray ilk 10 dakikayı iyi başladı. Sonra Kayserispor oyunu dengeledi. O bölümden sonra tam devre biterken Sapunar'ın topa gitmeyişinden topa giderek çok şık bir gol attı Falcao. Yani çok üretken, özellikle 10 dakikanın haricinde çok üretken, ceza sahası içinde çok aşırı istenilen toplar gelmese de ama çok kaliteli iki tane santroforu var Galatasaray'ın. Ve de nitekim bu 4-3-1-2 diamond dediğimiz o baklava düzeninde çok doğru oynadı bölüm bölüm. Tabi burada top ayındayken de 2-5-3'e evrildi saha içinde oyun yerleşimleri sarı kırmızılar. Bir de tabi burada özellikle bu kenar oyunlarını genelde kim kullanacaktı? Sağda Yetlin, solda da Saracchi. Saracchi daha fazla o kulvarı doğru kullandı. Hem oradan asist yaptı hem de daha fazla top da getirdi. Şimdi bir bölümünü Galatasaray'ın böyle değerlendireceksin. İkinci yarı ne oldu? Galatasaray takımı ön alan baskısı Kayserispor'u yapınca daha çok hata yapmaya başladı. İstediği oyunu da tutamadı. Hem Emre Kılıç hem de Emre Akbaba ve Fernandes oyundan da düşünce ön oyuncu santroforlar da fazla gelmeyince yardıma şimdi oyun dengesizliği başladı. Bir de ne oldu? Açık alanda Falcao ile Mustafa Muhammed yani o profilde oyuncular değil. Daha fazla gelince orta sahaya açık alanda etkili olması için Fatih Hoca 67'de çok doğru bir hamle yaptı. Mustafa Muhammed'i çıkardı. İki tane açık alana hem Kerem hem de Onyekuru'yu alınca zaten orada ikinci bölümde hem de açık alan risk almış rakibe karşı. Çok doğru hamle çok geldi. Çok doğru zamanında geldi. Hatta daha önce bile olabilirdi. Evet. Çok zamanında bir hamle geldi. Ve de orada zaten Onyekuru attığı iki golle de o açık alanda etkili oyuncu hepimizin milli gibi. Onu da ortaya koyarak Galatasaray takımı çok önemli bir süreçti. Hem hafta içi Belanda olayı. Ondan evvel iki maçta 5 puan Ender kaybetmişsin.
Rakim Beşiktaş bir gün önce 3-2 Başakşehir'i yenmiş. Yani moral, motivasyon, toparlanması açısından bu aldığı 3 puan önemli. Berna Hanım konuşacak galiba, Kayseri Spor Başkanı. Hemen uzanalım Kayseri'ye. Adalet isteyenlerin herhalde tüm Türkiye gördü. Adaletlerini buldular. Teşekkür ediyorum. Hakem etkili oldu mu efendim maçta sizce? Daha fazla konuşmak istemiyorum. İyi akşamlar. Evet, Mustafa Bey, sen devam et. Evet. Öncelikle futbolu konuşalım. Kayseri Spor olarak son Rize ve Hatay Spor maçlarıyla birlikte 6 puan aldık ama bu maça da ciddi bir şekilde inanarak çıktık. Ama bir türlü istediğimiz oyunu oynayamadık. 0-0'ken kaçırdığımız bir tane %100 denilen karşı karşıya bir pozisyonumuz var. Kaçırdık maalesef ve devamında da bir gol yedik. Hakem olayına gelince sadece ve sadece benim görüşüm ve Kayseri Spor olarak eski hakemlerden oluşan, bir tanesi de yabancı olmak üzere 6 kişilik bir hakem heyeti kurduk. Sadece maçlarımızda verilen kararların bize raporunu iletiyorlar. Bu maçta da raporumuz geldi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kırmızı kart pozisyonu var tartışılan ama bizim açık ve net konuşmam lazım. Hakem heyetimiz bunun asla kırmızı olmayacağını söyledi. Hakem kararı Halis Özkahya'nın yönetimine de bakıldığında gördüğünü vermeye çalışan bir hakem olduğunu gördük. Bir yabancı hakemin çıkmayan toptan taç ve devamında da yediğimiz bir gol var ama bunu açıkçası hakemlere mal edemeyiz. Biz oynayamadık, yenildik. Galatasaray'a tebrik ediyorum. İyi akşamlar. Berna Hanım adaletten bahsetti. Adaletsiz bir maç mıydı sizce? Sizin söyledikleriniz biraz ters düşmedi mi? Evet, biraz başkanım duygusal yaklaştı ama doğrusu bu. Gerçek bu. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yani ben Mustafa Bey'in, Mustafa Tokgöz'ün daha önce de benzer bu şekilde öz eleştiriyi içeren, barındıran bir açıklama yaptığını gördüm. Gerçekten şu bizim yönetici iklimimizde şöyle bir açıklamayı hakikaten özlemişiz ya. Ne gördüyse onları çalmaya çalıştı. Aa, yanlış olabilir ama dedi. Biz de bir hakem grubu oluşturduk. Bir, hani şey yapıyoruz, rapor alıyoruz onlardan. Onların da pozisyona ilişkin bize raporları geldi. Bizim de kendi fikrimiz. Tabii ki maçtan sonra böyle şeyle konuşulabilir. Ama biz hakeme bağlayamayız bu yenilgiyi. Sözü aynısını bir maçtan, Beşiktaş maçından sonraydı yanılmıyorum. Ben yanılmıyorsam herhalde Beşiktaş'tı. Eğer yanılıyorsam düzeltsinler beni. Aynı açıklamayı yapmıştı. Gerçekten hani tebrik ediyorum gerçekten. Şimdi futbolcular çok akıllıdırlar. Eğer yöneticilerinden, teknik direktörlerinden onlar için mazeret olabilecek bazı açıklamaları duyarlarsa bunu da kullanırlar. Bence çok doğru, çok sağlıklı bir yorum yaptı. Hiç kimseye mazeret vermeden geleceğe yönelik ne yapmaları gerektiği evet. konusunda da ipuçları verdi. Geçmiş olsun mağlubiyetleri için ama galiptir bu yolda mağlup eğer bu şekilde yollarına devam ederler. Evet hocam, sizde kalmıştık. Ya, ben özellikle maçla ilgili söyleyeceğimi söyledim. İstedim. Bu konuda tabii ki ben de yani seninle aynı fikirdeyim. Yani ve de küme düşme potasındaki bir takım. Tabii. Yani başka o şeyler durumda. Anlatıp burada hikayeler çizebilirdi. İşte kırmızı kart kendi taraflarını şey oynayabilirdi. Tabii hakem bunu yaptı diye. Bir de ileriki maçlara da ipotek koyma açısından hakem kararlarına. Çünkü yani bizim canımız yandı. Diğer maçta da tabii. bizim lehimize çalın. Büyükler onu yapıyor çünkü. Devamlı. Şimdi Berna Hanım da çünkü adalet isteyenler o adaleti bulmuştur herhalde diyerek ayrıldı oradan. Evet. Sayın Başkan öyle yani, dedi. Başkanla yöneticinin söylemleri farklı. O biraz daha duygusal konu ama doğrusu, bak doğrusu diyor. Onda doğru olan ne var? Demek ki raporlar var. Evet. Onun da kendi hakem danışmanı var. Ki benim çok savunduğum bir şey. Kulüplerin maçlardan sonra yönetici değil,
kulüplerin hakem danışmanları konuşmalı. Bence.